Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu iPhone SE 2. nesile iOS 18 yazılım güncellemesi geldi ve onu yükledim. Hemen size şuradan göstereyim. Genele geliyorsunuz. Genelden hakkında bölümüne geliyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz üzere iOS 18 iPhone SE 2. nesile yüklendiğini görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi benim ilk başta ön incelemesini yaptım ve daha da detaylı bir videosunu çekmek için birkaç gün geçmesi gerekiyor ki test amaçlı deneyeyim ve size deneyimlerimi aktarayım. Şimdi ön incelemesini iOS 18'in iPhone SE 2. nesilde nasıl olduğunu göstereyim. İlk başta arkadaşlar, çok hoşuma giden şu denetim merkezi oldu. Denetim merkezi çok güzel ve üstüne basarak söyleyeyim, çok güzel oldu. Şimdi şu şekilde yaklaştırayım. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz üzere kalp, müzik ve Wi-Fi anten işareti var, görüyorsunuz. Bunu buradan yukarı çektiğiniz zaman müzik uygulaması karşınıza çıkıyor ve buraya geldiğiniz zaman da bağlanabileceğiniz kablosuz ağlar ve kullanabilecekleriniz karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Onu buradan bu şekilde de şu şekilde de basıp buradan bu şekilde ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz ve bunları üzerine basılı tuttuktan sonra arkadaşlar buradan açabiliyorsunuz hızlı notlar uygulamasından. Şu şekilde yapayım, buraya artı diye bir şeye gelmiş. Artıya geldiğiniz zaman buradan tasarımlarınızı istediğiniz gibi, şöyle göstereyim, şu şekilde genişletip buradan alttan tutup istediğiniz boyutlara getirebiliyorsunuz ve alt taraftaki artı tuşuna bastığınız zaman denetim merkezine istediğinizi buradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere farklı farklı burada seçenekler var. Tabii bunları daha da detaylı incelememde sizlere anlatacağım. Bir de bu sağ üst tarafa görmüş olduğunuz üzere şuraya basılı tuttuğunuz zaman cihazı kapatıp açma özelliği gelmiş. Görmüş olduğunuz üzere denetim merkezinde bu şekilde bir özellik gelmiş arkadaşlar. Şimdi incelemeye devam edelim arkadaşlar. Bunu buradan çektiğimiz zaman gayet hızlı ve akışkan olarak devam ediyor. Bunun üzerine bu şekilde bastığınız zaman şu sağ üst tarafta görmüş olduğunuz üzere düzenli bölüm var. Düzenli bölümüne geldiğiniz zaman hemen şu sağ üst tarafta araç takımı ekle, özelleştir ve sayfaları düzenle var. Özelleştireye geldiğiniz zaman bu alt tarafta görmüş olduğunuz üzere açık, koyu, otomatik ve renkli ikonlar yapabiliyorsunuz. Buraya koyuya geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz ekranınız bu şekilde koyu oluyor. Otomatiğe geldiğiniz zaman gece ve gündüz kendi ayarlıyor. Hafif renkli bölümüne geldiğiniz zaman buradan ikonları istediğiniz şekilde renkli şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben onu şimdilik açık olarak kullanmayı düşünüyorum ve daha sonra koyu moda almayı planlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ayarlar bölümüne gelelim. Ayarlar bölümünde toparlanma var gördüğüm kadarıyla. Şimdi buradan görüyorsunuz pil buraya çekilmiş arkadaşlar. Pile geliyoruz. Pile baktığımız zaman tabii benimkinde servis yazıyor. Servise geliyoruz. 88 olarak gözüküyor. Bunda bir değişiklik yok. Şimdi aşağıya doğru indiğiniz zaman buraya bekleme modu gelmiş. Bekleme modundan sonra aşağıya doğru indiğiniz zaman acil sos gelmiş benim. Ben daha önce çok eski yazılım kullanıyordum. iOS 18 geldiği zaman yükleyeceğim dediğim için bunlar bana farklılık olarak karşıma çıkıyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra burada bu şekilde galeriler ve uygulamaları bu şekilde yapmış. Bunu buraya geldiğiniz zaman buradan istediğiniz uygulamanıza ulaşabiliyorsunuz gençler. Bilginiz olsun. Bir de ana ekranda benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Görmüş olduğunuz üzere buraya güncelleme yaptıktan sonra günlük ve parolalar bölümü geldi. Bilginiz olsun. Ha, bu arada GenceMac 6 testini yapmaya çalıştım. Daha yazılım güncel olduğu için bir 48 saat geçmesi gerekiyor. Üzerinden kendine cihazı verimli hale getirsin diye. GenceMac 6 skorunu test ederken iki kere beni attı cihazdan. Uygulamadan öyle söyleyeyim. O yüzden testi edemedim. Bunu da 2-3 gün sonraki teste skorunu sonuçlarını sizlere göstermek istiyorum. Buraya gelen yenilikler bunlar. Günlük ve parolalar bölümü olarak ekrana ayrı bir şekilde geliyor. Biz nerede kaldık? Buradan ayarlara geldiğimiz zaman buradan bu şekilde özellikler olarak bizim karşımıza çıkıyor. Gençler bilginiz olsun. Şimdi fotoğraflar bölümüne geldiğimiz zaman burada sürdüre basayım. Burada bugünkü, dünkü, İşte cumartesi, çarşamba, eylül burada günlük bölümler olarak ayarlıyor ve toplu halde fotoğrafları buraya bu şekilde entegre ediyor. Favori, haritalar filan bu şekilde özelliklerle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu buradan bu şekilde yapabiliriz, çıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar başka size ne özelliğini gösterebilirim. Şimdi ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Ayarlar bölümünden
duvar kağıdına geliyorsunuz ve duvar kağıtlarına arkadaşlar yeni kağıt ekleye girdiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz üzere şu anda iOS 18 duvar kağıtları gelmiş durumunda. Karşınızda hali hazırda mevcut arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Burada bunları istediğiniz şekilde bu şekilde dinamik, sarı, pembe, gök mavisi, mor olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bu şekilde açık veya şey diye buradan da otomatik koyu ve modlarını olarak veya ekle ekleme diye buradan araç takımlarını istediğiniz gibi kafanıza göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızdan renk, astronomi, hava durumu ve buradan bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yenilikli duvar kağıtlarını kullanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere burada da bu şekilde yeni yeni duvar kağıtları karşınıza çıkıyor. Gençler bilginiz olsun. Buraya tabii ki de siz girip detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Benim çok ama çok hoşuma gitti. Ben zaten uzun zamandan beri bekliyordum. Şey gelsin diye, iOS 18 gelsin diye. Evet, iOS 18 geldiği zaman buradan da bu şekilde farklı farklı görmüş olduğunuz üzere benim telefonları falan gösteriyor. Ben şimdi bu şekilde ilk deneyimleri, ilk izlenimlerini sizlerle birlikte yapıyorum arkadaşlar ki benim heyecanımı ve şeyi görün diye, yani açıkçası yenilikleri sizlerle birlikte keşfedelim diye. Şimdi görmüş olduğunuz üzere buradan kamera bölümüne geldiğiniz zaman burada bakalım bir değişiklik var mı? Doğal ışık, ışıklandırma, panorama falan, bunlar bu şekilde. Buraya geldiğiniz zaman şurada buradaki F değerlerini falan ayarlayabiliyorsunuz gençler. Bilginiz olsun. Onun dışında başka ne özellikler var diye bakıyorum. Tabii bu ilk değerlendirme olduğu için bundan dolayı da şimdilik bu şekilde sizlere gösterebiliyorum. Bakalım bakalım. Başka şu ayarlara tekrar girelim. Sizlerle birlikte diyorum. Pili buraya yukarı çekmişler gördüğüm kadarıyla. Erişebilirliğe girdiğimiz zaman bu şekilde farklı. Evet, görüyorsunuz canlı konuşma, vokal kestirmesi buraya yeni eklenmiş benim cihazıma. Bekleme modu var. Bekleme modunda burada görmüş olduğunuz üzere gece modu ve diğer şeyler aktif olarak gözükebiliyor arkadaşlar. Ekran parlaklık falan buradan normal bir şekilde her zamanki gibi ayarlamalarınızı gayet güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yalnız şunlar en yenilikçi olarak benim karşıma gözümün önüne geldi. Günlük ve parolalar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizlerle birlikte şu anda hali hazırda Gençmek 6'ya skorlarına bir daha bakmak istiyorum. Şöyle bakalım. Yeniden bir bakalım skor test etmiş mi? Etmediği için burada gözükmüyor ve sizlerle birlikte şu anda testi tekrardan başlatıyorum. Bakalım skor sonuçları bizim karşımıza nasıl bir skor çıkartacak, canlı canlı hep birlikte göreceğiz. Tabii bu çok uzun süreceği için ben bunu uzatmayacağım. Eğer yeni tekrardan atarsa ben diyeceğim ki size arkadaşlar 60'tır. O yüzden videoyu keseceğim, artık kapatmak zorunda kalacağım videoyu. Son olarak sizlerle birlikte videoyu bakalım ne halde, nasıl bir şekilde bizim karşımıza çıkartacak skor tekli ve çiftli çekirdekteki sonuçları bize verecek mi? Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. %100'de çıkarttım şarjdan ve bir iki defa bunu denedim ettim, bayağı bir kurcaladım ettim filan derken %93'e düştü. Aşağı yukarı bir saatten beri oynuyorum. Çünkü size de şöyle söyleyeyim, yeniden yazılımı yüklediğiniz zaman cihazlarınıza bir işte 2 günün geçmesi gerekiyor açıkçası. Cihazda yazılım tam anlamda oturması için o esnada bataryanız hızlı bitebilir veya cihazınız ısınabilir. Şu ana kadar bakıyorum bir ısınma yok, fakat bataryanın hızlı bittiğini size söyleyebilirim. O tabii ona da 48 saat geçmesi gerekiyor. Bir de benim bataryam arkadaşlar servis yazıyor, ölü olmasına rağmen gayet kaliteli ve güzel bir şekilde kullandırılıyor. Bakalım testi birlikte hep birlikte göreceğiz. İnşallah atmaz. Atmazsa hep birlikte testin sonucunu birlikte görmüş olacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere testi yeniden yapamadı ve direktmen uygulamadan attı. Sizler de canlı canlı görmüş olduğunuz. Birkaç gün sonra bu yazılımla, cihazın yazılımı birbirine uyuştuktan sonra tekrar bu testi yapar, size sonuçlarını söylerim. Şimdi bu ilk incelemeydi. Detaylı inceleme için 2 gün sonra detaylı inceleme gelecek. Onu da kaçırmamak için videoyu beğenip paylaşıp kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın.